Gündem dışı ikinci söz, ülkenin sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'a aittir. Buyurun Sayın Aydoğan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Milli varlıklarımıza hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Coşkun Erüz, bir akademisyen, diyor ki buzul göller dünyadaki en temiz sulardır ve küresel ısınmanın konuşulduğu şu günlerde gelecek kuşakların belki de ihtiyaç duyacağı en önemli kaynaklardır. Muhteşem ekolojik bir hazinedir. Bir ekolojik hazineyi altın seviciliği uğruna yok ettiniz. Şimdi soruyorum bu kürsüden. Tüm sorumlulara soruyorum. Dipsiz göl, Gümüşhane'nin Taşköprü yaylasındaki bu hazine sizin gözünüzde kaç altın eder? Bu sorumun cevabını da arıyorum. Akıl tutulması, akıl dışı bir davranışla beraber bu güzel hazine, 12 bin, 18 bin yıl arasında oluşmuş olan bu güzel hazine birkaç altın arama uğruna feda edildi. Şimdi de çıktık diyoruz ki iki tane iş adamı talepte bulundu. Gerekli izinleri aldılar. Efendim yanlış oldu. Orada değil burada aranacaktı. Sorumluluk böyle biçilmez. Sorumluluk ahlaki bir meseledir. Sorumluluk vicdani bir meseledir. Her gün İstanbul hakkında konuşan Çevre Bakanı önce sorumlu odur. Çıkacak. Uygar ülkelerdeki gibi bir istifa lafı edecek diye bekleriz ama sizin literatürünüzde, yeni hükümet sisteminde artık anladığım kadarıyla bu sözlere yer yok. Devamında Gümüşhane valisidir. Devamında oradaki bürokratlardır. Öyle küçültüp küçültüp iki tane memur hakkında soruşturma açtık demekle geçilecek bir noktada değiliz. Sonra bir başka utanılacak söz daha ediliyor. Deniliyor ki biz orayı düzelttik. 12 bin yılda Allah'ın bize lütfettiği bir yeri siz iki tane dozerle düzelttiniz öyle mi? Aklımızla da dalga geçiyoruz. Sonra biraz daha dalga geçiliyor aklımızla. Deniliyor ki sit alanı ilan ettik. Pardon? Günaydın. Bugüne kadar aklınız neredeydi sizin ya? Şimdi dozerlerle dümdüz edilmiş bir yeri niye sit alanı ilan ediyorsunuz? Şimdiye kadar aklınız neredeydi? Dipsiz göl bir hazine. Bu hazineyi yok ettiniz. Birçok değerlerimizi yok ettiğiniz gibi onu da yok ettiniz. İshak Paşa Camii'ne zarar verdiniz. Süheyl Camii'ne zarar verdiniz. Battal Gazi Türbesi'ne Amerikan mutfağı yaptınız. Muhafazakarız diye geçiniyorsunuz. Muhafazakarlık konservatif davranışlardır. Çoğu zaman da iyidir, koruyucudur. Siz tarihimizi bile koruyamıyorsunuz. Sizin nereniz muhafazakar? Bekliyorum ki çıkıp burada içinizden birisi vicdanlı bir şekilde evet çok kötü şeyler yapıldı, bu yanlıştı. Bu yanlışı biz yaptık. İstiğfar ediyoruz diyesiniz diye. Ama bu sıralardan böyle bir sesin çıkacağı konusunda umudum da yok. En azından Allah'ın bize lütfetmiş olduğu bu değerleri yok ettiniz ya. Alıştık artık sizin Allah bizi affetsin demenize. Bu konuyla ilgili de gelin burada bizi bir Allah affetsin deyin diye bekliyorum. Diyeceksiniz ki ya bu yeni sistemde hükümet Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi sizin ekibinizdeyse sahiplenmeyin. Eğer sizin ekibinizse gelin burada milletin gözünün içine baka baka işlediğiniz bu cinayeti savunun. Bekliyorum. Ama şunu bilin ki Çevre Bakanı Haydarpaşa ve Sirkeci ile yatıp kalktığında rüyasında Haydarpaşa'yı ve Sirkeci'yi gördüğü sürece İstanbul'un var olan Büyükşehir Belediyesi yerine, belediye başkanı yerine kendini ikame ettiği sürece değerlerimizin tamamı zarar görecek. Asıl işiyle uğraşmayan bu bakanların siyasi sorumluluğu sizin omuzlarınızdadır. Burada şöyle bir tablo var. Hani çocukların oynadığı bir oyun vardır ya. Biri tutmuş, biri kesmiş, biri pişirmiş, biri yemiş misali. Tutuyorsunuz, pişiriyorsunuz, yiyorsunuz, sonra da iki garibanın üzerine bırakıp sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Ama bir, o iki gariban bile sizin siyasi hattınızın içinden çıkma. Üzerine sorumluluk yıktığınız kişilerden bir tanesi orduda milletvekili adayınız. Bütün kurumları
ve her şeyi içinizden siyasi taraf olmuş olan insanlara teslim ediyorsunuz ve hiçbir değeri koruyamıyorsunuz. Size nihayetinde söyleyecek olduğum bazı sözler var. Bir de yandaş basınınızla beraber bir oyun oynadınız. 2-3 tane kişiyi etrafına aldırtıp insanların, ya bu göl zaten bir işe yaramıyordu ki Gümüşhaneliler böyle diyor dediniz. Ne akıldır bu ya? Ne akıldır bu? Buyurun, buyurun toparlayın. Akla göre şöyle de diyebilirsiniz. Kleopatra'nın heykeli mutfakta hizmetçi olarak çalıştıramıyoruz ki, ne işe yarar? Akıl bu. Bu akılla yol yürümeye kalkarsanız karşılaşacağınız ana noktayı ve son noktayı ben size söyleyeyim. Doğayı katlettiniz, tarihi katlettiniz. Katletme olaylarından sonra ne adli tıpta ne mahkemede bedeni geri getiremezsiniz. İnsanı canlandıramazsınız. Oralarda failin kim olduğu, sorumluluğun kime ait olduğu ve ne kadar ceza yiyeceği konuşulur. Artık biz bu işin adli tıp safhasını da geçtik. Milletin mahkemesindesiniz. Failsizsiniz. Halk sizi cezalandıracak. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.